Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Geçmişteki güzellikleri şiirde kendine özgü imge ve üslupla oya gibi işlemiş. Oya gibi işlemiş derken burada neden bahsediyor? Güzel bir şekilde anlatmış, güzel bir şekilde dile getirmiş anlamına gelir. Aynı zamanda oya gibi işlemiş ifadesi eksiksiz anlatmış anlamına da gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. B seçeneğinde soyut konuları süslü bir anlatımla eserlerine yansıtmıştır. Süslü bir anlatım yok, o yüzden bunu elemiş oluruz. İnsanı sürükleyen, hemen etkisi altına alan özgün bir anlatım tarzı vardır. Özgün bir anlatım tarzından da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Büyük bir geleneğin derin köklerinden etkilenmiş bir toplum bilimciydi. Bu da değil. Derin köklerinden etkilenmek gibi bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Zaman ve zemin kaymalar arasında gidilip gelinen acılara tanıklık ediyoruz. Herhangi bir acılara tanıklık etme ya da herhangi bir gidip gelme durumu da yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde yer alan dilin tüm olanaklarını öykü kitabında kusursuz bir şekilde kullanmıştır ifadesinde kusursuz bir şekilde diyor. Bakın yani güzel bir şekilde, eksiksiz bir şekilde dile getirdiğini ifade etmiş. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kaynak dergisinde çıkan bir yazıda şair için şöyle deniyor. Ömründe bir kere uzun şiir denemiş ve yürekler acısı bir şekilde tuşa gelmiş şairin biridir. Bakın tuşa gelmişse ne yapmıştır arkadaşlar? Bu şair yenilmiştir değil mi? Peki hangi alanda yeniliyor? Uzun şiir yazmasıyla. Dolayısıyla burada uzun şiir yazan bir şairin başarısız olma durumundan bahsetmiş. Seçeneklere baktığımızda hedeflerine kısa sürede ulaştığı, bu değil, bunu elemiş oluruz. Yaşamının inişli çıkışlı bir seyir izlediği, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Uzun şiirde daha başarılı olduğu, tam tersi olacak, tuşa gelmiş, yenilmiş, o yüzden başarısızdır, bunu da elemiş oluruz. Şiir alanında kendini ispatladığı, bu da değil, bunu da elemiş olduk. Bakın, uzun şiirde yeteneksiz olduğu, bu doğru çünkü başarısız olmuş, yenilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede geçen imgelerin patentini eline geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son günlerde adından sıkça söz edilen şairin eserlerinde kullandığı imgelerin patentini eline geçirmesi onu diğer şairlere hayran bıraktırdı. Arkadaşlar burada patent kelimesi çok önemli. Patent bir ürün ya da malın kime ait olduğunu gösterir. Seçeneklere baktığımızda herkesçe kullanılan kavramları değiştirmek, bundan bahsetmemiş, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun, özgün bir şiir anlayışından uzak durmaya çalışmak demiş. Herhangi bir şeyden uzak durduğu yok, bunu da elemiş oluruz. Her konuda bilgisine güvenilir bir şair olmak, arkadaşlar bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Şiirlerde kapalı bir anlatımın temsilcisi olmak, herhangi bir kapalı anlatımın temsilcisi olduğunu da ifade etmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat şiirdeki imgelerin yalnızca ona ait olduğunu, yani patentini aldığını kabul etmek, işte aradığımız ifade bu. İmgelerin patentini eline geçirmek ifadesiyle de bunu anlatmak istemiş. Yalnızca ona ait olduğunu göstermek istemiş şiirdeki imgelerin. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamını içeren söz öbeği aşağıdakilerden hangisidir? Eleştiri, edebiyatın her döneminde nitelikli olanla niteliksiz olanın ayrımını yapar. Okura işaret fişekleri yakar. Ancak bugün için bu mekanizma işlememektedir. Bakın arkadaşlar, bir kişi neden işaret fişekleri yakar? Çünkü arama kurtarma ekibine yol göstermek için, onları arkadaşlar yerini belirtmek için, onların yolunu bulması için işaret fişekleri yakar. Burada da eleştiri
edebiyat için böyle bir görev görmekteymiş. Seçeneklere baktığımızda sanatsal özelliklerin yanında toplumsal özelliklere de yer vermek demiş. Böyle bir anlama gelmez. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Başarılı yapıtlar yazmak için okuyucunun düşüncesinden yararlanmak. Böyle bir şey yok. Bunu da elemiş oluruz. Okuyucuya iyi ile kötünün ayrımını yapabilecek özellikler kazandırmak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Eski edebiyat anlayışını yeniye uyarlamak için çalışmalar yapmak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan okuyucunun yaşama bakış açısını değiştirip bakının okula, okura yol göstermek demiş. Zaten biz de ne demiştik? İşaret fişeği yol göstermek, yol bulmak için yakılır demiştik. O yüzden aradığımız cevap da bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Artık gezintilere çıkmayacağız. Geceleyin geç vakit. Gönül ne kadar çekse de, ay ışıldasa da. Bakın burada gönül ne kadar çekse de, yani gönül ne kadar istese de ya da gönül ne kadar arzu etse de anlamlarına gelir. Seçeneklere bakalım. Senin dertlerinle dertlenip sevinçlerinle mutlu olmayı bilemedim. Burada böyle bir anlam yok. Bunu elemiş oluruz. Çaresiz kaldığım günlerde yanımda kimsem yoktu. Burada da böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. İçinden geldiği gibi konuşman hepimizi mutlu etti. Burada da böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş olduk. Karamsar bir ruh halini bu tabloda görmek mümkündü. Burada da böyle bir anlam yok. Bunu da elemiş olduk. C seçeneğinde yer alan o festivalde bulunmayı ben de arzulamıştım. Bakın arzulamıştım ifadesi var. Yani gönlü istemiş, gönlü arzu etmiş anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Bir şair, bir filozof, bir derin düşünür. Her ne kadar havalanan, raks eden, ağır ve zarif bir üslub ile hakikatin peşine düşse de kader onu dilin demir parmaklıkları arkasına hapsetmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın burada herhangi bir kişinin hakikatin peşine düşmesini anlatıyor. Fakat hakikatin peşine düşen kişinin bunu anlatabilmesi için de ne yapması lazımmış? Dilin imkanlarından yararlanması gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü dilin demir parmaklıkları arkasında hapsolması hakikatlerin peşine düştüğünü fakat dilinin döndüğünce onları anlatabildiğini, gerçeği yani hakikati dilinin döndüğünce anlatabildiğini söylüyor. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun. Düşünceleri dil aracılığıyla etkin kılmak. Bu kısmen oluyor ama tam karşılamıyor. O yüzden bunu elemiş olduk. Duyguları sembollerle yazıya aktarmak. Bu değil. Bunu da elemiş olduk. Kanıtlanabilir özellikler olan olaylara ağırlık vermek. Bu da değil. Kanıtlanabilir olan bir şeyden bahsetmemiş. Bunu da elemiş olduk. Alanında otorite olan kişilerin düşüncelerine tutsak olmak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde ise gerçeği yani hakikatleri dilin olanakları ölçüsünde anlatmak. Arkadaşlar bakın ne demişti? Dilin demir parmaklıkları arkasına hapsetmesi yani dilin olanakları ölçüsünde, imkanları ölçüsünde dili döndüğünce anlatmak anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Üzerindeki baskıyı kullanan insanın daha diri, daha yeni bir güç kazanmasına seviniyoruz. İnsanın o baskıdan çeliğe çifte su verilmiş gibi çıkacağını biliyoruz. Çeliğe çifte su verilmiş ifadesiyle anlatılmak istenen şey nedir? Sertleşme kolaylığı sağlar arkadaşlar. Yani çeliğe çifte su verildiğinde daha çok sertleştiğini görürüz. Aynı zamanda çeliğe çifte su vermek, çeliği özel bir biçimde hızla soğutarak daha çok sertleşmesini sağlamak, dayanıklı hale gelmesini sağlamak anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun arkadaşlar. Öğretilmiş doğrularla yetinmeyip sürekli yenilik peşinde koşmak, yenilikten bahsetmemiş, o yüzden bunu elemiş oluruz. Yaşamdaki çelişkilerin ayrımına varmak için çalışmak,
herhangi bir çelişkiden de bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Herkesçe doğruluğu ispatlanmış sağlam konuları eşelemek, bundan da bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Gerçekleri insanlara az da olsa bulandırarak anlatmak, herhangi bir şeyi bulandırmak anlamına gelmez. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bakın, zorluklarla mücadele gücünü artırarak, yani sertleştirerek daha dirençli hale getirmek, zaten çeliğe çifte su vermekte ne yapıyordu arkadaşlar? Çeliğin sertleşmesini ve daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyordu. Dayanıklılık ve direnç aynı anlamlara gelir bu doğrultuda. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada geçen 6 çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yazar gerçekten de asla dili zorlamıyor. Asla kulağınızı ya da dilinizi yırtmıyor. Bir dingin nehir gibi akıyor roman. Sizi de içine alıp götürüyor. Onun elinde dil öz kokusunu yitirmeden genişliyor. Bakın burada arkadaşlar dilden bahsetmiş. Dolayısıyla dilin öz kokusunu yitirmeden genişlediğini söylüyor. Bu ne anlama gelir? Özünden kopmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda arkadaşlar özünü muhafaza ettiği anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda dilin olanakları ölçüsünde düşüncelerin aktarılması, bu değil, bunu elemiş oluruz. Yabancı sözcüklerden arındırılmış bir sözcük hazinesi oluşturulması, yabancı sözcükler vesaire bundan da bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Sözcüklerin anlam genişlemesine uğraması, bu da değil, herhangi bir anlam genişlemesi yok, bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun, kullanılan sözcüklerin doğduğu yerin sınırlarını aşması, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Çünkü sınır aşmaktan da bahsetmiyor. E seçeneğini elemiş olduk. D seçeneğinde ise dilin kökünden kopmadan dallanıp yeşermesi, yani özünden kopmadan, özünü muhafaza ederek dallanıp yeşermesinden bahsediyor. Dilin gelişmesinden bahsediyor. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. 6 çizili sözün cümleye kattığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakın anlamın karşıtını soruyor arkadaşlar. Cümleye bakalım. Bir yazarın söyleyecek sözü yoksa ya da kalemi tutsaksa topluma faydalı olması beklenemez. Arkadaşlar kalemi tutsaksa diyor. Bunun karşıtı nedir arkadaşlar? Kalemin özgür olmasıdır, değil mi? Şimdi ifadelere bakalım. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Denemelerinde akıcı olmayan dili yüzünden eleştirilere hedef oldu. Bu karşıtı değil, o yüzden bunu elemiş oluruz. Kapalı anlatım yöntemini kullanarak ilgi çekmeye çalışıyor. İlgi çekmek de olmaz, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Özgün bir anlatıma ulaşamamış yazarlar zevkle okunamaz. Özgünlük yeni bir şey ortaya koymak demek. Özgürlükle ilgili değildir bu, bunu da elemiş oluruz. İçinden geçenleri samimi bir havada okuyucuyla paylaşıyor. Arkadaşlar samimiyetten de ifade etmiyor bu kalemi tutsak ifadesi. Tam karşıtı değil bu. O yüzden bunu denemiş oluruz. A seçeneğinde yer alan gerçek sanatçı her koşulda düşüncesini ortaya koyan, başkasının buyruğunu kabul etmeyen kişidir. Yani ne anlama geliyor arkadaşlar bu? Özgür kişi anlamına geliyor. Kalemini özgürce kullanan, istediği düşünceyi ve duyguyu yazan kişi anlamına gelir. Kalemi tutsak değildir böyle kişilerin. O yüzden de yukarıdaki ifadeye karşıt olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede geçen günü kurtarmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gündelik yayınlarda yazan mizahçılar soyut metinler kaleme almayıp günü kurtarma telaşında olmuştur. Şimdi burada günü kurtarmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey nedir? Sadece yaşadığı günü düşünen anlamına gelir. Yine arkadaşlar yarını düşünmeyen anlamına da gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda sadece toplumun ihtiyaçlarına cevap verme amacında olmak tam olarak o an onu kastetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Gün içindeki önemli olayları halka sıcağı sıcağına anlatmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Halkın zihnini bulandırmayan konularda yapıtlar oluşturmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Halkın çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmak, herhangi bir çıkardan bahsetmiyor.
O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şimdi burada sanatını geleceğe kalma kaygısı taşımadan şekillendirmek. Evet arkadaşlar, günü kurtarma düşüncesiyle yazan kişiler ne yapar? Geleceğe kalma kaygısı taşımaz. O yüzden de burada günü kurtarma ifadesi nedir? Gelecek kaygısı olmayan kişilerin günübirlik yazmış olduğu yazılardır. Anlatılmak istenen de budur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada altı çizili sözde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Belli ki kendini aşmak istiyor insan. Tüm insan olmak istiyor. Ayrı bir birey olmakla yetinemiyor. Bireysel yaşamanın kopmuşluğundan kurtulmaya, daha anlamlı bir dünyaya geçmek için çabalıyor. Sınırlı benliğini sanatta toplu yaşayışla birleştirmeyi, bireyselliğini toplumsallaştırmayı istiyor. Şimdi arkadaşlar, burada tüm insan olmak ne demek? Tüm insanın duygu ve düşüncelerine hitap etmek demek. Peki bütün dünyadaki insanlara ulaşmak nasıl olur? Ancak evrensel konuları işleyerek olur. Yani tüm dünya insanının sıkıntılarını, problemlerini dile getiren konuları ele almakla olur. Seçeneklere baktığımızda ulusal olmak değil, yerel nitelikte olmak değil, bencil olmak değil, etkileyici olmak bu da değil. Bakın evrensel olmak demiş. Bu doğrudur. Çünkü şurada daha anlamlı bir dünyaya geçmek ifadesini kullanmış. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şiirin toplumsal bir görev olduğuna inandığımdan şiirimin makyajsız olmasına dikkat ediyorum. Peki şiirin makyajsız olması nedir? Sanatsız olmasıdır arkadaşlar. Söz sanatlarından yararlanmamasıdır. Peki sanatlardan yararlanmayan bir dil nasıldır? Yalındır değil mi? Açıktır. Seçeneklere baktığımızda ise gerçekçi, akıcı demiş. Bu değil. Sade, tutarlı demiş. Bu da değil. Yapay, orijinal. Bu da değil. Doğal ve tutarlı demiş. Bu da değil. Bakın, yalın ve açık olması, yani söz sanatlarından uzak olması, aynı zamanda anlatımın net olmasıdır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.